Merhaba arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Casper'ın Excalibur adı altında toplamış olduğu masaüstü oyuncu sistemine, yani bu cengavere yakından bakacağız. Şimdi sistemin tam adı vesaire vesaire şeyleri zaten ekrana yazdık arkadaşlar, oradan görebilirsiniz. Videoyu izlerken bir yandan da özelliklere bakayım diyorsanız da açıklama kısmına bir link bıraktım. Oradan da sistemin detaylarını öğrenebilirsiniz. Önemli birkaç ayrıntı var. Şimdi arkadaşlar, sistem normalde Casper'ın, yani üzerindeki etiket Casper. Buralarında falan Casper yazıyor. Ama bu bir toplama sistem. Şimdi bu toplama kısmı biraz önemli. Yani siz de gidip web sitesinden, aşağıda bıraktığım linkten, bu bilgisayarı kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Daha yüksek bir şeyler yapabilirsiniz ya da daha fiyat optimizasyonu yoluna gidebilirsiniz. Bu kısım önemli demiştim. Şöyle bir ayrıntı var burada. Casper tarafı bu sistemlere parça önerme kısmında parçaların birbiriyle olan uyumluluğunu önemsiyormuş. Yani kafanıza göre orada bir sürü liste çıkarmıyor. O parçayla çalışabilecek olan diğer uyumlu senkronize parçaları size öneriyor. Yani bu bilgisayar işinde bilirsiniz arkadaşlar, en pahalısından koy abi deyince olmuyor maalesef. Bir de o parçaların birbiriyle optimize, yani bağlantılarında bir sorun olmadan çalışması gerekiyor. Bu anlamda firma toplama opsiyonunu birazcık daha rahatlatmış. Peki bu sistemin toplama bir sistemden farkı nedir? Arkadaşlar, en büyük farkı şudur. Bu sistem fabrika ortamında montajlanıp testleri mesleri yapılıyor. Yani aslında diğer toplama sistemlerden ayırabilecek en belirgin özelliği bu. Pek çok toplama sistemde bu testler yine yapılıyor ama Casper'ın farkı bunun fabrika ortamında yapıyor olması. Gelelim artık videomuza. Şimdi arkadaşlar, normalde bu tarz bir oyuncu sistemini tanıtırken ben hep ekran kartıyla başlarım. Ama bu sistemde özel bir durum var. Direkt olarak işlemcisiyle başlayacağım. Bu arada işlemcimiz 11. nesil i7 Rocket Lake. Bu işlemci arkadaşlar, bir önceki nesile göre farklılıklarını anlatarak başlayayım sizlere. Bir önceki nesile göre bu işlemci %19 daha hızlı. Bu bir. Yine bir önceki nesile göre %50'lik grafik entegre performansı gibi bir artış söz konusu. Bir de arkadaşlar, Intel'in Cypress Cove adını verdiği bir teknoloji var. Bu teknolojiyle birlikte bu işlemci turbo boost altında 5.0 GHz'lere kadar değer verebiliyor. Eskiden bu overclock, işte hız aşırtma işlemi biraz zordu arkadaşlar. Özellikle baya baya eskiden. Ama şimdi son zamanlarda Intel'in yardımcı programlarıyla birlikte bu hız aşırtma olayı gayet basic bilgisayar kullanıcısının bile yapabileceği bir hale geldi. Yani zaten program size neyi ne kadar yapabileceğinizi söylüyor. Çok endişelenmenize gerek yok. Ayrıca yine Intel'in 11. nesil bu işlemcilerine işte ekran kartıdır, bilgisayarınızda takılı olan hard disk veya SSD direkt işlemciye bağlama gibi bir opsiyon da var. Bu optimizasyon anlamında ciddi bir fark yaratır zaten. Bunların haricinde normalde Intel'in kendi içerisindeki dahili ekran kartına vermiş olduğu QuickSync uygulamasını artık bu işlemciyle birlikte harici bir ekran kartına da uygulayabiliyorsunuz. Bu QuickSync çok önemli. Hani bu bilgisayarla ben yayında açacağım, oyunda oynayacağım, onu da yapacağım, bunu da yapacağım diyorsanız QuickSync bayağı sizin hayatınızı kurtaracak bir opsiyon. DDR4 RAM'lerimizi de 3200 MHz'e kadar destekliyor. Söyleyeceğim son şey, 8 çekirdekli ve 16 adet iç parçacı mevcut bu işlemcide. Ayrıca yine dediğim gibi piyasanın, yani şu an piyasada bulunabilecek en güçlü Intel işlemcilerden bir tanesi. Yani işlemciden yana içimiz bayağı kopya çekiyordum da telefonla. Yani işlemciden yana arkadaşlar bayağı kafamız rahat, onu bir söyleyeyim. Artık gelebiliriz ekran kartımıza. Ekran kartımız MSI'nin Supreme 3070 serisi arkadaşlar. 8 GB'lık GDDR6 RAM'leri var. Ayrıca 256 bitlik bir performansı var. Bu 256 bit nedir? Şimdi zaten MSI'ın bu kartı arkadaşlar, bu sistem bana gelince birazcık araştırdım. Dünyada 2000'den fazla ödül almış, bilmem kaç tane bilmem ne almış ve 80'den fazla ülkede 150 milyondan fazla satmış. Bu kartla ilgili kafanıza takılan bir şeyin olmaması gerekiyor. Bir sürü testten geçmiştir o. Çok satmış çünkü. Peki bizi ilgilendiren kısım ne? Yani oyunla ilgili bu kartta herhangi problem yaşamazsınız. Ama oyuncu bilgisayarlarında 8 GB 256 bitlik bir ekran kartının yer alması demek, bu bilgisayarla sizin profesyonel işlerinizde rahatça yapabileceğiniz anlamına geliyor. Profesyonel derken bu render, 3D vesaire vesaire uğraştığınız bu tarz işler varsa, bu ekran kartı yine render anlamında sizi üzmeyecek değerlere sahip. Ha, şunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Güncel oyunları ultra yüksek ayarlarda gayet rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Bir de üstünde ışıkları var. Işıklarla ilgili şöyle bir ayrıntı var. Diğer ekipmanlarınız da MSI ise elinizin altındaki. MSI'nin yardımcı uygulaması ile birlikte bu ekran kartının ışıklarını diğer bütün ekipmanlarınızla senkronize bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bunları söylemem lazım çünkü bu oyuncu sistemlerinde artık ışık bayağı önemli bir hale geldi. Gelelim anakartımıza. Anakart olarak yine MSI'nin Z590A Pro modeli tercih edilmiş. Şimdi bu anakartın oyuncular açısından en önemli noktası arkadaşlar internet bağlantısı noktaları. 2.5G hızında internet bağlantısına girebiliyorsunuz. Dilerseniz kablosuz, dilerseniz kablolu olarak bağlanabiliyorsunuz. Hem işlemcinin size sunduğu imkanlar hem de anakartın size sunduğu imkanlarla birlikte bu bilgisayardaki internet deneyimi özellikle rekabetçi oyunlarda sizlere en düşük gecikmeyi sunacaktır. Yani teknoloji ona müsait. Tabii ki de
olayı çıldırtmak isterseniz ki ben bunu böyle tanımlıyorum arkadaşlar. Z590A Pro'nun üzerine birden fazla ekran kartını takıp bu artık FPS dediğiniz şeyin çok çok uç noktalarına erişebilirsin. Bunlar fantazi tabii ama yapılabilir. Yani kart müsait. Gelin biraz RAM slotlarına. Anakartın üzerinde 4 adet RAM slotu var. Bendekilerin maşallah hepsi dolu. Fakat dediğim gibi aşağıdaki linkten siz kendinize göre optimize edebilirsiniz. Maksimum 128 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz bu sisteme. Bir diğer önemli ayrıntı ise yine anakartın özelliği bu arada. Arkadaşlar üzerinde bir adet M.2 Shield Frozer adı verilen bir teknoloji barındırıyor bu anakart. Bu da şöyle bir şey. M.2 SSD'ler böyle çok çok fazla çalışınca bir süre sonra ısınıyor. Isınmak da yani ısı bizim bu tarz sistemlerde yani dünyanın en ciddi sorunlarından bir tanesidir ısı. Bu işte M.2 Shield Frozer sayesinde M.2 SSD'lerinizde yine diğer sistemlerdeki SSD'lere göre daha serin, daha ferah çalışma ortamına kavuşuyor. Çünkü bir soğutma bloğu var en nihayetinde. Şimdi RAM'leri keşke söylerken söyleseydim ama atlamışız arkadaşlar. RAM'lerimizin markası Ballistix toplam 64 GB ve 3600 MHz bandında çalışıyor. Tabii ki de CL16 bir de yine tabii ki de ışıkları var. Depolama tarafında ise 1 TB'lik bir M.2 SSD tercih edilmiş. Ben normalde ofiste kullandığım bilgisayarda da 1 TB'lik M.2 SSD kullanıyorum. Ya yani bizim bir sürü video işi olmamıza rağmen yetiyor arkadaşlar ama şöyle bir farklılık olabilir. Ben çok oyun yüklü değil benim bilgisayarımda. Hani 1 TB'lik M.2 SSD'nin yanına hani ben bunu doldururum abi diyorsanız belki bir HDD tercih edebilirsiniz. Ama 1 TB bence şu an hala ile yeterli. Oyun çılgını değilseniz. Kasa anlamında ise arkadaşlar fan anlamında zengin bir kasa oluşturulmuş. Hava akışı ferah görünüyor. Önünde yanlış görmüyorsam ki adet fan var. Üstünde 2 adet var. Arkasında 1 adet var. Giriş çıkış anlamında ön kısmında 2 adet USB 3.0, 2 adet USB normal. Artık normal diyorum onlara. Bir kulaklık çıkışı, mikrofon, ışıkları ayarlayabileceğiniz bir tuş. İnşallah resete basmadım. Aynen bu. Bir de yanında reset tuşu, bir de açma kapama tuşu var. Onun haricinde kasamızın alt kısımlarında da bence şık sadelikte denilebilecek RGB aydınlatmaları bulunuyor. Lafımız çok uzadı. Gelin geçelim bakalım bu cengaver oyun testlerinde bize nasıl sonuçlar verecek. Hep birlikte kayıyoruz. Cyberpunk bilmem ne bir sürü oyun denedim. Şimdi FPS değerlerini gördük, ısı değerlerini de gördük arkadaşlar. Ben bu tarz rakamlar üstünde çok yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Hani herkesin neredeyse aşina olduğu bir konu bu. Siz de değerleri gördünüz, kendinizce bir değerlendirme yapabilirsiniz diyorum. Sistemi satın almak, özelleştirmek ve diğer teknik detaylı bilgiler için açıklama kısmındaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bitti videomuz. Görüşürüz.